efsane bir hocayı oynar ve orada devamlı müfredattan çok öğrencinin derse katılımını ön planda tutan aslında bir zihniyeti onlara anlatmaya çalışır. Ben de hep böyle aklıma o geliyor. Zaten kendim de liseden beri ulan bir gün acaba hocalık yapsam çok eğlenceli olur mu ne olur mu falan dediğim bir yerden. Böyle daha çok sohbet gibi olsun diye seviyorum ben. Hep beraber hani herkes fikrini söylesin. Beraber çözmeye çalışalım bazı puzzle'ları gibi bir şey. Şimdi burada görüyorum 106 kişi var şu anda. Siz de nasıl beklentilerle, ne meraklarla katılıyorsunuz çok merak ediyorum. Online dersimiz olarak aslında bizim teori ve pratiği de nasıl yürüteceğimizi de biraz konuşmamız lazım. Veysi, müsaitsen sana bir soru sorabilir miyim burada, bu noktada? Veysi beni duyuyor mu acaba veya Emre? Hocam müsaitim. Buyur. Şimdi biz yani online müfredatımızda öğrencilerle geçen sezon yaptığımız gibi onlara böyle birer ikişer belki deneme kısa film çektirmek dışında hep beraber bir film çekmek gibi bir bu sefer başlığımız yok değil mi? Var mı? Yok hocam, bu tamamen teorik olacak bu seferki. Tamamen teorik olacak ama yine de ben bir iki ödev vereceğim bu arada. Evet. Tamam, pekala. Bakalım yeni dünya Yani bizim nereye gidecek? ne zaman biteceğini bilmediğimiz için ifade çekim gibi bir şey söyleyemedik. Tamam, okey. Ödev verebiliyoruz. Tamamdır Okey, hocam. ben teşekkür ederim Veysi. Bu arada screen sharing yapıp size birkaç bir şey gösterme falan filan içinde bu benim için böyle biraz prova olabilir diye düşünüyorum. Şimdi daha fazla ilerlemeden sorusu olan var mı? Bir iki kişiden merak ettiği şeyler, sormak istediği şeyler aslında alabiliriz. Sorusu olan varsa el kaldırabilir. Ya da sorusu olan yoksa aynen devam ediyorum ben. Yok galiba. Pekala. Şöyle size bir önceki ders programımızdan nasıl başladığımızı aslında bir söylemek istiyorum. Biraz böyle onun provası gibi olsun bu. Pilot, dizi pilotu gibi. Şimdi arkadaşlar geçen sezonda ben şöyle başladım. Teorik sinema olarak düşündüğümüz zaman. Öncelikle bir kere kelime olarak bakalım. Hani fantastik sinema diye düşündüğümüz zaman. Hani fantastik ne demek? Biraz oradan yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve bizim derslerimizde çokça başvurduğumuz bu etimoloji konusu benim için çok önemli. Çünkü ben bir ara böyle üniversitedeyken de etimoloji benim için şeydi. Favorites'ımda şeyde Explorer'ımda o zamanlar Explorer vardı şimdiki gibi Chrome yoktu. Favorites'ımda en üst sıralardaydı. İlla her gün biraz vakit harcardım şeyde etimoloji.com'da ve bu şekilde yani böyle kelimeleri, konseptleri köklerine, eklerine bölüp onunla böyle haşır neşir olmaktan çok faydalandım açıkçası. Fantastik sinema dediğimiz zaman da arkadaşlar kelimeler aslında zamanla şey değiştiriyor. Anlam değiştiriyor. Fantastik bugün İngilizce'de de Türkçe'de de aa çok güzel manasında kullanılan bir laf aslında. İngilizce'de aa it's fantastic falan derler. Tıpkı süper kelimesi gibi. Süper de Superman ve süper olmuş falan filan diyoruz biz ama aslında bundan 100 yıl önce baktığınız zaman süper kelimesinin kullanımı ekstra gibi. Üst demek. Über gibi. Fantastik de öyle bir yerden aslında 100 sene önce baktığımızda şimdiki fantastik, harika falanla alakası olmayan tamamen fantazi ürünü, hayal ürünü demek. Ve de kelimenin kökünde fonodan geliyor ve fono ışık demek. Bir hayal, bir hayal ürünü bir şey veya bir serap falan gibi bir yerden düşünebilirsiniz. Ve bunun fotoğraf kelimesine baktığınızda da fotograf yani ışık ve graf de çizmek demek. Işıkla bir şey çizmekle bir ışık üzerinden hayal etme kavramı zaten benim için fantastik sinemayla sinemanın nasıl böyle iç içe geçtiğini böyle gösteren bir çıkış noktası gibi düşünüyorum. Burada şöyle enteresan bir yere denk gelmek istiyorum. Türkçe'de de aslında biz fantazi kelimesini çok kullanıyoruz. Ya bu benim için bir fantaziydi. Yani ne demek istiyoruz orada? Hayal etmek istediğim, gerçekleştirmek istediğim bir şeydi manasında. Fantastik de fantazi de farklı. Türkçe ben böyle
Netflix'teki katıldığım iş olsun, başka muhabbetler olsun falan, şu lafı duyunca çok üzülüyorum. Ya boş ver ya, zaten fantastik bu iş. Şimdi bu lafı duymak çok üzüyor beni. Sanki şey gibi yani, aa tamam bu film fantastikse tamam ya, her şey olur bu filmde biraz gibi bir yerden. Halbuki tam tersi, bir filmin fantastik olması daha da bir zorunluluk ve sorumluluk getiriyor. Tıpkı bir bilim kurgudaki gibi. Fantastik sinemayla normal sinemanın arasında şöyle bir fark vardır. Fantastik sinema bir tane eğer kabul eder. Yani eğer tılsımlı bir gömlek olsaydı veya eğer bir mutant geni olsaydı, aramızda bazı insanlar mutant olsaydı gibi bir tane başlığı aldıktan sonra onun altındaki her şey ne kadar mantıklı ve düzgün ilerlerse aslında sizin üzerine kurduğunuz fantastik dünyanın o kadar bir manası olur. Ve o kadar aslında sembolize etmek istediğiniz, tarif etmek istediğiniz şeyleri daha iyi anlatabilirsiniz. Yoksa ya bu zaten fantastik bir hikaye, şurada da biraz fazla zıplasın, burada da okey ölmesin, şöyle gitsin falan dendiği zaman bu beni çok üzüyor. Türkiye'de de bizim fantastik sinema ve fantastik edebiyatta biraz böyle sonradan dahil olduğumuz bir durum olduğu için biz böyle fantastiği biraz hep yabancılarla özdeşleştirmiş durumdayız. Özellikle korku sinemasını. Yani 80'lerde Türkiye'de baktığınız zaman en çok satan yazarlardan biri Stephen King. En çok satan albümlerden biri Metallica. Yani karanlık edebiyat ve korku edebiyatı, korku sineması, korku kültürü aslında Türkiye'de yok değil, var. Ama yabancılarla hep böyle özdeşleştirilmiş. 80'lere, 90'lara, hatta 2000'lerin başına kadar baktığınız zaman bir iki tane tek tük Ölüler Konuşamaz Ki ve Metin Erksan'ın Şeytan gibi örnekleri dışında aslında Türk sinemasında pek karşılığı olmayan bir şey. O yüzden bizde hani böyle Cem Yılmaz'ın da Gora'da yaptığı gibi hani bilim kurgu veya fantastiğin içinde Türk varsa bu bir gülme unsuru oluyor. Şimdi benim bu ders aslında biraz buna karşı da bir zırh gibi. Buna çok alerjim var benim böyle düşünmeye. Çünkü hiç de böyle olmadığının, bunun sadece bir mantalite olduğunun savunucusuyum. Ama bunun tabii sebepleri çok enteresan. Sebeplerine gireceğiz daha sonraki derslerde. Ve böyle bir yerden baktığınız zaman aslında biz Türkiye'de birçok yaptığımız fantastik işle, fantastik edebiyatla daha çok izleyici olarak hemhaliz. Yani kitap olarak baktığınızda da evet var tabii ki ürünler, yani yok değil, örnekleri yok değil. Ama bir böyle akım birbiriyle beraber buluşup, efendime söyleyeyim işte Nuri Bilge Ceylan ve Tolga Karaçelik ve Reha Erdem'in bir mecliste buluşması gibi bir yerden birbiriyle beraber bir araya gelen falan böyle bir fantazi, Türkiye'de böyle bir fantastik kültürü pek yok. Ha, son zamanlarda Fabisat'la yok mu? Var. Son zamanlarda işte yine başka bazı mecralarda yok mu? Var. Ama yani bunlar hep böyle daha ufak ufak. O yüzden ben hani bu derste biraz buna akademik olarak yaklaştığımız zaman hani nereden yaklaşacağımızın da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ilk ders biraz böyle, ben sonuçta korku sinemacısıyım. Hani böyle sabahtan akşama, hani korku sineması deyince insanlar zannediyor ki sabahtan akşama Freddy Jason izliyor falan. Öyle değil ama yine de karanlık sinema ve karanlık edebiyattan hep ilham kaynağımı aldığım için ilk ders biraz korku sineması nedir? Neden aslında korktuğumuz ve bizi rahatsız eden bir şeyin üzerine giderek bununla bir eğlence veya bununla ilgili bir edebiyat yaparız. Bunu konuşacağız. Tekrar etimolojiye geri dönüyorum. Korku sineması derken neden Türkçe'de bu korku diye tezahür etmiş? Mesela İngilizce'de horror film dediğiniz zaman horror aslında korku demek değil. Horror dehşet demek. Yani sizi korkutmasına gerek yok filmin. Film size bir dehşet anlatıyor. Türkiye'de yine ya abi ben bu filmden korkmadım ki, bu iyi bir korku filmi değil şeyi var, ön yargısı var. Böyle farkları konuşacağız. Böyle yerlerden bakmaya çalışacağız. Ve biraz aslında benim geçen sezonda ilk derste böyle korku sineması diye başladığımız zaman konu biraz sansüre gitti. Konu biraz ifade özgürlüğüne gitti. Ve Marquis de Sade, Ömer Seyfettin falan konuştuk. Ve biraz da öğrencilerden gelen yorumlarla böyle bir şekilde bunu yoğurduk. Bir yandan böyle bir girişimiz olacak. Bir yandan da sinemanın en başına gideceğiz. Charlie Chaplin, Buster Keaton ve benzer fiziksel sinemada Lumière kardeşler ilk hani bu işi yapmaya başladıktan sonra, bunu böyle bir gösteri, şov gibi yapmaya başladıktan sonra işin sinemaya dönüşmesinde
nasıl aşamalardan geçilmiş, biraz onlara bakacağız. İkinci derste biraz psikanalisine gireceğiz işin ve benim fantastik sinema derslerini sevmemin sebebi Julia Kristeva, Barbara Creed gibi Freud'u takip eden bazı felsefecilerin fantastik sinemayı nasıl böldüğünü, nasıl anlattığına biraz değinmek isteyeceğim. İşte The Double, The Abject, The Fantastic, The Other gibi yorumlar, başlıklar ne ifade ediyor? İşte öteki üzerinden kendini tanımlama, ölü üzerinden, efendim söyleyeyim kan üzerinden, pislik üzerinden aslında sevdiğin bir şeyi tanımlama veya da işte fantastik üzerinden gerçekte olan bir şeyi tanımlama gibi nosyonlara gireceğiz. Ondan sonraki derste biraz işte yine öğrencilerin ben yönlendirmesini orada çok değerli buluyorum. Daha çok bilim kurgu konuşmak isteyenler vardır. Biraz oraya kayarız. Daha çok efendim söyleyeyim fantastik masal gibi bir yerden konuşmak isteyen vardır. Oraya kayarız ama ben hani böyle Hansel ve Gretel'den tutun da Kırmızı Başlıklı Kız'a kadar Orta Amerika, Orta Avrupa'nın eski hikayelerinin, sözlü hikayelerinin aslında nasıl edebiyata geçtiği ve korku edebiyatının en temeline gittiğimizde Binbir Gece masallarından nasıl türemiş, biraz onlara bakacağız. Ondan sonraki derslerde de bu şekilde devam edeceğiz. Efendime söyleyeyim, biraz bilim kurgudan bahsedeceğiz. Bilim kurgunun içindeki temalardan bahsedeceğiz. Canavardan bahsedeceğiz. Canavar ne demek? Canavar ne demek kadar basit bir soruyla başlayan ders nereye gider acaba? Benim hep böyle hoşuma giden enteresan bir şeydir. Hatta birazdan bir demo gibi biraz belki canavar konusunu işleyebiliriz. Benim çok hoşuma giden bir başlık. Daha sonra dördüncü derste hep ben kadın ve cinsiyet üzerinden gitmeyi seviyorum. Çünkü hani ifade özgürlüğü, hani sinemanın temelleri, ondan sonra psikanalitik çözümlemeler, ondan sonra işte canavar, kadın, cinsiyet, cinsiyet ötesi bilim kurgu. Hani artık böyle cinsiyetlerin ötesinde bir nasıl diyeyim, pseudo transhumanizme kadar giden bir yolculuğumuz var. Bu transhumanizmden sonra artık iyice böyle Black Mirror'lara ve Blade Runner'lara falan geldikten sonra biraz da Tim Burton ve işte benzeri çocuksu animasyonların animasyonları işlediğimiz, öyle dünyaları işlediğimiz bir akışı olmuştu geçen dersimizin. Biraz orada benim hani böyle vizyona çıkan filmin Peri'den de dolayı biraz da onu seven bazı öğrencilerimiz vardı. Öyle bir yere gitmiştik. Ama aslında daha böyle mitoloji konuşmak istersek biraz daha Star Wars, Harry Potter, Lord of the Rings, bunlar ne demek? Bunlar hani eski Yunan mitolojisinin günümüzdeki bazı karşılığı mı? X-Men nasıl? Ve nasıl hip-hop 1980'lerde 90'larda underground bir şeyken 2000'lerden sonra mainstream olduysa, çizgi roman kültürü, Lord of the Rings, FRP ve geek kültürü bu zamana kadar underground bir şeyken nasıl şimdi mainstream oldu? Fantastiği buralarda nasıl işliyoruz? Biraz bunlara bakacağız. Ben David Cronenberg'e bir ders ayırmayı çok seviyorum. Çünkü benim en sevdiğim ve böyle üniversite zamanında hep kendime kimlik edindiğim bir yönetmen. Biraz David Cronenberg'den bahsedeceğiz. Daha modern yönetmenlerden bahsedeceğiz. Böyle gidecek. Şimdi sağ taraftaki bir çete şöyle göz atıyorum da bir film hem bilim kurgu hem fantastik olabilir mi? Can Hocam, ülkemizde film fantastik bilim kurgu olsa komediye sokmamak lazım gibi hissediliyor alıcısı için falan filan. Evet, bunları uzun uzun konuşacağız zaten. Bir film bilim kurgu ve fantastik olabilir. Zaten fantastik bir üst şemsiye arkadaşlar. Fantastiğin içinde korku sineması var, bilim kurgu var. Hatta ben bunu sadece fantastik değil bir tür sineması olarak ele alıp western'i de böyle inceleyeyim. Dedektiflik filmleri, slasher filmler, bu tarz başka yerlere de işin gittiği geniş bir repertuardan bakmayı seviyorum. Yani gerçekten biz Ömer Seyfettin'i ve Markido Sad'ı da konuşuyor olacağız. Nuri Bilge Ceylan'ın Bir Zamanlar Anadolu'sunda o şimşek çaktığı zaman yan tarafta oluşan gölgede adamın o gördüğü taştaki o suratın hissiyatını da konuşacağız. Müzik kullanımı da konuşacağız. Çünkü zaten aslında iki tane görüntüyü yan yana koyup üzerine bir müzik koyduğunuz zaman fantastik bir hava oluyor. Zaten hani bir gerçek dünyanın dışında bir hayal siz kafasına sokmaya başlıyorsunuz seyircinin. Böyle bir yerden düşündüğümüz zaman da oldukça geniş repertuarda konuşacağız. Evet, noir giriyor mu demiştiniz. Evet, noir da girebilir. Tabii tür filmi demek bazı arketiplerin nasıl kullanılışı demek. O yüzden hani böyle
bütün bunları konuşabiliriz. Noir bilim kurgular vardır. Onlardan bahsederiz. Bir de ben şöyle yaklaşmayı çok seviyorum. Mesela biz bilim kurgu konuşacağımız zaman ben Western'den başlıyorum konuya. Çünkü aslında bundan 100 sene önce, 150 sene önce Western insanlığın gittiği en uç noktada, hani Amerika'nın artık böyle kanunsuz bilinmez yerde daha samuray düzeni gibi bir kanunsuzluk içinde bakalım ne oluyor edebiyatı. Çok korkacak çok fazla şeyiniz var. Herkes kendi başına yargı dağıtıyor. Etrafta doğru dürüst bir otorite var yok. Her şey yeni şekilleniyor. Western'i cazip kılan zaten bu detaylar. Bunların hepsini aldığımız zaman, bugüne getirdiğimiz zaman bunun aynı karşılığını son geçtiğimiz yüzyılda bilim kurguda buluyoruz. Çünkü hani artık teoriler ve bilimle beraber dünya dışına gitmek, aya gitmek ve kendi ufkumuzu genişletmek olarak baktığımızda biz Amerika'daki çöllerden ve kovboylardan ufkumuzu, yeni sınırımızı uzayda çiziyoruz. Bu manada baktığınız zaman bilim kurgu, özellikle uzay filmleri, Western'in bir devamıdır arkadaşlar. Yani buna genel başlık olarak Final Frontier denir. Yani son sınır. Yani son sınırda ne olduğuyla ilgili bir edebiyattır zaten. Bir bilim kurgu filminde de, Western filminde de. Hani böyle bir yerden böyle bir yerlerden girdiğimiz zaman aslında fantastik türün ne kadar dallanıp budaklandığını da görüyor olacaksınız. Derslerin haftada iki kez olma ihtimali yok. Çünkü belli bir formatı var. Haftada bir kere yapıyoruz. Haftada iki kere ders olacak format başka bir format olur. Şimdi yan taraftaki sorulara bakıyorum biraz. Ve aynı zamanda şöyle şeyleri de konuşacağız. Mesela Guardians of the Galaxy hem bilim kurgu hem fantastik filmi olarak gösterilebilir mi demişler. Mesela Star Wars bir bilim kurgu mudur? Bunu da konuşacağız. Mesela Star Wars'un bir bilim kurgu olmadığıyla ilgili argümanlar benim her zaman çok hoşuma gider. Çünkü aslında demin söylediğim gibi eğer şöyle olsaydı deyip diğer her şeyin ciddi olduğu bir dünya değil de Star Wars'da Nuh'un gemisi gibi cümmüş, kim nereden ne yaparsa ne olursa olur gibi bir dünya olduğu için biraz daha onu mitolojiye, biraz daha space opera dediğimiz farklı bir yere koyduğumuz, aslında Star Wars'u bilim kurgu değil olarak ele aldığımız bir yerden konuşmayı seviyorum ben. Yine böyle şeylere gireceğiz. Çok fazla girmiyorum şimdi ki bilgiler çok bedavaya gitmesin diye. Ama mesela şimdi size bir kısaca Monster dersine nasıl giriyorum? Genelde ikinci veya üçüncü ders olarak kodladığım Monster dersine nasıl giriyorum? Onu söylemek çok isterim. Hocam saygılar, öğrencilerinizle kısa fantastik çekimler yapacak mısınız? Gökay, evet yapacağız. Şöyle ki biz burada konuştuktan ettikten sonra, ikinci, üçüncü dersten sonra ben size birkaç örnek gösterip arkadaşlar sizden bu tarz şeyler bekliyorum dediğim zaman hani evde bir şeyler çekip önümüzdeki hafta bana getirdiğiniz burada üzerinde konuştuğumuz bir dünyamız olacak. O yüzden hani biraz montaj bilmek bu derse çok katkıda bulunuyor. Hani bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben geçen derste öğrencilere ya çocuklar onu yapmak zorunda değilsiniz, bunu yapmak zorunda değilsiniz dedikçe biraz böyle tavsadığını gördüm. Ne zaman ki hani derse geç kalmak yok ve ödev getirmeyen derse giremez gibi bir yere getirdik. Çok daha keyifli bir katılım oldu ve hakikaten o zaman kalan sahalar bizimdir gibi çok sağlam 8-9 tane öğrenci kaldı günün sonunda. Ben burada da öyle olsun isterim. Ha şöyle bir bakayım diye gelen gelebilir. Evet ama hakikaten ufak tefek ödevler verdiğimiz zaman bir sonraki ders tam vaktinde derse gelip tam o ödevleri getirenlerle devam edip getirmeyenleri de tatlı sert bir yerden biraz daha dışarıda bıraktığımız bir şeyin hepimiz için daha etkili olacağını düşünüyorum. O yüzden o açıdan sert yönetmenimdir, sert öğretmenimdir. Baştan uyarayım. Gelenler lütfen hem ödevleri hem böyle zamanında gelmeye çok dikkat ederek gelsinler. Online olması bir şey fark etmez. Şimdi evet, yan taraftaki muhabbetlere bakıyorum. Biraz daha Instagram live sohbeti gibi muhabbetler. Sorusu olan bir şey söylemek isteyen var mı? Yoksa evet Gökay, biliyorum sert sevdiğini. Miraç, sen ne soracaktın Miraç? Miraç değil miydi soru soracak olan ya? Başka biri miydi? Karıştırıyor muyum? Eski öğrencilerimiz var burada bu arada. Onlara da selamlar. Ecem Sungur. Dur bakayım, Ecem Sungur kim?
şeyimi göremiyorum burada. Ecem Sungur, Embodying the Monster, Margaret Schilcic demiş. Evet, aynı tıpkı böyle bu tarz felsefeler üzerinden ilerleyeceğiz. Zaten ben burada bir derste bir konudan bahsederken onunla ilgili kitaplar ve onunla ilgili further reading dediğimiz, yani hani daha fazla okumak isteyenler, araştırmak isteyenler şu kaynaklardan bakabilir dediğim hep isimleri ve kitapları da veriyor olacağım. Burada erotik Türk sinemasından zombi sinemasına kadar, liquid metal bilim kurgu sinemasından birçok sevdiğim kitaplar var. Zaten her ders bir kitabı buraya koyup üzerinden de biraz konuşuyor olacağız. Videoları size nereden atacağız? Arkadaşlar videolar atılır, her yerden atılır. WeTransfer'den atılır, e-mail'la atılır. Yönetmen olmak isteyenlere verebileceğimiz tavsiye, bunu Instagram'da yapın. Zaten private gelmiş bu soru. Utanarak sormuş sevgili Tarhacığım. O zaman şöyle bir şey, size ufak böyle bir demo olması açısından mesela Monster konusunu nasıl işlemeye başlıyoruz, biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi İngiltere'de ben sinema okurken, o zaman internet bu kadar, cep telefonları bu kadar uçmamışken, her gün kütüphaneye gidiyordum ben. Kütüphanede internetimiz vardı, bir bilgisayara oturuyorduk. Bütün gün o bilgisayarın başında böyle defterimi, kitabımı, suyumu, kolamı, sandviçimi koyuyordum. Bütün gün orada takılıyordum ve bilgisayarın başından kalkıp gidip biraz böyle kitap karıştırıp geri gelip orada biraz bir şeyler okuyup biraz internette takılıp, bazı internette oyunlara biraz fazla takılıp öyle bir zaman geçirdim. Ve okulumuzun çok güzel bir fantastik sinema kitaplığı vardı. Bu kitaplıkta ben böyle kitapları karıştırırken bir gün işte Monster, belki de bu Ecem'in yolladığı bana Embodying the Monster olabilir, emin değilim. Ama daha basit bir kitaptı galiba. Şöyle bir ilk sayfasına baktığımda What is Monster diye başlamış, tamam mı? Canavar ne demek? Lan ben de içimden diyorum ki ya bunu amma abartıyorlar bir yandan diyorum. Yani canavar nedir, bunu mu konuşacağız abi, bu ders mi falan filan gibi bir yerden şey yapıyorum. Ve sonra ama düşündüm. Canavarı nasıl tanımlarsınız diye bir soru vardı. Bu hakikaten ulan bir an durdum. Hiç yorum yapmak isteyen var mı burada? Canavarı nasıl tanımlarsınız mesela? Canavar ne demektir? Arkadaşlar bir anda herkesin sesi açıldı. Hocam ben yaptım. Belki cevap vermek isteyen olur diye sonra vazgeçtim. Bir anda eve bir sürü insan girdi gibi hissettim. Cevap vermek isteyen varsa parmak kaldırsın arkadaşlar. Birisi bir şey söyleyene kadar bekleyeceğim. Bak. Burak Şahin. Bir dakika. Burak Şahin kaldırdı, indirdi. Doğru muyum? Yanlışlıkla mı yaptım Burak Şahin? Veya ben kafama göre birini seçiyorum. Ha, yok, dur. Evet. Hocam canavar insan dışı her şey olabilir. Canavar insan dışı her şey olabilir. Öyle mi? Aynen öyle. Pekala. Teşekkür ediyoruz. Başka? Bir tane daha alalım. Erkin Kırkpınar. Merhaba. Sesiniz... Merhaba Erkin. Canavar, insan, doğa ve çevremizde gördüğümüz herhangi bir doğal yaratık ve varlıklar dışındaki normal ya da paranormal olarak tanımladığımız, içinde gizem, biraz da korkunun bulunduğu herhangi bir nesne ya da objeler. Canlı ya da canlı. Şimdi çok, çok geniş ve güzel, bayağı sıkı bir tanımlama geldi senden. Ama yeterli mi? Devam edince göreceğiz. Teşekkür ediyoruz Erkin. Oğulcan varmış cevap vermek isteyen. Canavar daha çok böyle kişinin bilinçaltında böyle ya da travmatik böyle deneyimlerinden ortaya çıkan insan formu ya da farklı bir formda karşısına gelen bir varlık olabilir belki de. Ya sadece canlı bir şey değil, herhangi bir obje tarzında da karşısına çıkabilir. Pekala, ama bu çok geniş oldu. Hani böyle biraz daha tanımlamak gerekirse diye, ama güzel bir yerden yaklaştım. Bir de Başak Su'ya söz veriyorum. Merhaba. Bence canavar kendi içimizdeki ve toplumdaki bütün baskıların diğer olarak karşımıza çıktığı bir hal olabilir. Belki. Bir hal, öyle mi? Yani nasıl onu görmek ya da yansıtmak istiyorsak, bilmiyorum. Okey, okey. Güzel. Şimdi aslında oldukça güzel cevaplar geldi. Çünkü canavar nedir diye düşündüğümüz zaman bir uzaylı mı, bir zombi mi, bir aslan mı ya da belki yan komşunuz da olabilir. Hani
hanginiz dediğini hatırlamıyorum. Mesela Erkin sen güzel bir tanımlama yaptın ama insan olmayan, etrafımızdaki normal olmayan biri dedin ama bir kedinin de canavar olduğu filmler var. Yan komşunun da bir canavar olduğu filmler var. Hatta babanın da bir canavar olduğu filmler var. O yüzden hani öyle bir yerden baktığımız zaman tanımını yapmak oldukça zorlaşıyor. Ve bu son yorumlardaki tanımlarda da hani böyle bilinçaltımız falan filan dediğin zaman ama yine her türlü öyle olmayanını da bulabiliyorsun. O yüzden böyle bir yerden canavarın tanımını yapmaya çalıştıkça, sıkıştırdıkça başka bir yerden çıktığını görüyorsunuz. Çünkü her kültürün, her insanın başka türlü bir canavarı olabiliyor. Ben kitaptaki tanım çok hoşuma gitmişti. Hiç kafamdan çıkmadı. Şöyle ki canavar sen olmayandır diyor. Veya da hani ben olmayan diye düşünelim, tamam mı? Çünkü canavar aslında bir insan veya uzaylı veya bir araba veya bir ruh neyse aslında o senden başka bir şey olduğu için seni korkutuyor ve de senin varlığını belki tehdit ediyor. Ve de sen olmayan bir şeyi nasıl anlatırsan aslında kendine dair bir şey anlatıyorsun gibi oluyor. Yani şöyle söyleyeyim. Biz ülkece, mesela toplumca Türkiye'de cinlerden korkuyoruz. Mesela bu belki de bizim dine ne kadar bağlı olduğumuzu anlatıyor. Nijerya'da insanlar cadılardan korkuyor. Bu mesela oradaki insanların vudu kültürüyle çok haşır neşir olduğunu gösteriyor. Türkiye'ye dönüp insanlar bu kadar dine bağlıysa belki demek ki buradaki insanlar bir şey, inanacak bir şey arıyor ve kendini oraya vermeye çalışıyor sadece gibi yerlere gidebildiğiniz veya da işte mesela Alien filmine baktığınız zaman orada bir uzaylı canavarı gördüğünüz zaman kabuksu falan filan, o canavarın o kabuksuluğu ve o canavarın o insan dışılığı aslında bizim kendi formumuzu, filmin başrolünde Ripley'in o güzel kadın formunu ne kadar sevdiğimizi ve bizim insan formundan başka bir şeye dönüşmemizin korkusunun tezahürünü görürüz. Böyle her ülkenin folklöründe, her filmin kötü adamında karşımıza çıkan canavar aslında bizi anlatıyor. Yani ben şimdi buradan herhangi birini seçsem, Elvan, İlayda, Mert Kılıç desem ki bana bir canavar anlat, seni en çok korkutan bir canavarı, o onu anlattıkça aslında biz bu arkadaşımızı daha iyi tanıyor olacağız. Çünkü o kendini korkutan şeyi anlattıkça, kendinde olmamasını istediği şeyi anlattıkça biz onun kendinde olmasını istediği şeyler hakkında fikir sahibi olacağız. Bu açıdan aslında canavar bir metafor olarak, bir sembol olarak sevmediğim bir şeyi anlatarak kendini anlatma edebiyatı olarak o gün böyle bir anda kafamda bir ışık yandı yani bu kitabı okuduğumda ve de çok hoşuma gitti. Böyle bir yerden baktığım zaman işte canavarın bir kadın olarak karşımıza çıktığı filmler, canavarın bir hayvan olarak karşımıza çıktığı filmler, uzaylı olarak karşımıza çıktığı filmler dediğimizde hep farklı farklı şeyler bulduğumuzu görüyoruz. Türkçede de mesela yine etimolojiye geri dönelim. Canavar kelimesini biz derste hani böyle hemen Google'dan baktı bir arkadaşımız, o zamana kadar bakmamıştık geçen derste. Aslında canavara baktığımız zaman canavarın hayvanat kelimesiyle, doğadaki hayvanlarla alakalı olduğunu görüyoruz. Yani Tarzan vari bir yerden bizim Türkçemizdeki canavar lafı. Ve biz aslında yörük ve göçebe bir toplum olduğumuz için, doğayla çok iç içe olduğumuz için bizim ilk başta hayatta kalmak için en büyük bize tehdit oluşturan şeyin doğadaki hayvanlar olduğu gibi ve bizim işte hani bu yörük ve böyle göçebe bir toplum olduğumuzla ilgili ipuçları veriyor belki diye düşündük. Böyle bir yerde hani ben öğrencilere soruyorum. Sen ne düşünüyorsun? Sen ne düşünüyorsun? Onlar biraz bir şey söylüyor falan. Ve böyle kar topu gibi devam ediyoruz. Hop oradan çeviriyoruz. 1950'lerdeki dünyada tepe yapmış olan uzaylı filmlerine bakıyoruz biraz. Tam o sırada bakıyoruz dünyada ne var? Neden Hollywood bu kadar uzaylı filmi üretmiş? Neden insanlar bu kadar uzaylı filmi sevmiş? Tam o zamanlar Soğuk Savaş dönemi olduğunu görüyoruz. Rusya ile Amerika arasında ve us versus them, yani biz ve onlar kültürü olduğunu görüyoruz. Ve hep gelecekler, bizi istila edecekler, elimizdekileri alacaklar, bizim kimliğimizi alacaklar korkusunun sinemadaki karşılığını görüyoruz bir yandan. Bunun gibi işte Jaws'taki köpek balığının aslında bir anne olması, Psycho'daki adamın üst katta gösterdiği annesinin aslında kafasındaki yaşamak istediği annesiyle hayal ve o ideali olması, süper egosu olması
Ama annesinin cesedini bodruma koyduğu zaman alt tarafta da adamın idi, yani süper ego, ego id gibi baktığımızda adamın içinde sakladığı çirkinlikler ve belki de özü gibi bir yerden. Bu şekilde yaklaşıyoruz. Yan tarafta güzel bir soru var. Hocam, Alaaddin'in cinine canavar demek doğru olur mu? Güzel bir soru. Alaaddin'in cini deyince bu arada benim aklıma direkt Disney'deki o mavi Alaaddin geliyor artık. Son zamanlarda Will Smith'le iyice kötü bir yüz buldu. Ama benim aklımda hala eski o çizgi Alaaddin suratı var. Alaaddin'in cinine canavar demek doğru olduğu için ders esnasında ben bunu hemen diğer öğrencilere yöneltip biraz öyle konuşmayı seviyorum. Ama bana soracak olursan Alaaddin cinine canavar demek doğru olmaz. Çünkü bir canavar aslında seni tehdit eden bir unsursa canavardır. Hatta tam bu yerde, böyle bir yerden Frankenstein'ın canavarına hep çok üzülünür mesela. Bilmiyorum burada aranızda 1931 James Whale Frankenstein'ı izleyen var mı ama yani buradaki 116 kişi gününüzden vakit ayırıp beni izlemeye geliyorsanız buraya, hepinize 1931 yapımı James Whale'ın Frankenstein'ını izlemeyi çok tavsiye ederim. Öyle bir yerden orada canavar için hep üzülündüğü ve birçok başka filmde de vardır bu. David Cronenberg'in The Fly filminde de sonunda o sinek adam öldüğünde aslında kadınla beraber biz de ağlarız seyirci olarak. Birçok yerde de aslında canavar seni tehdit ediyor gibi değil de canavar senden farklı olduğu için o da ayrı bir yaşam, var olma telaşında gibi bir yerden aslında ona üzülürsün. Veya da sana yardımcı olmaya çalışıyordur. Mesela Goonies'de 5 tane çocuğun bir maceraya çıktığı, bir evin altından Define Adası'na gittiği, benim de periyi yaparken en büyük ilham kaynaklarından biri olan Goonies'de Elephant Man harika örnek, Can Aksoy teşekkür ederim. Goonies'de mesela çocuğu bir bodrum katına kapatıyorlar. Orada bir tane suratı deforme, böyle televizyonun önüne bağlanmış böyle bir sloth diye bir karakter var. Ve biz seyirci olarak bundan çok korkuyoruz. Bunu canavar olarak tanımlıyoruz ama kısa bir süre sonra aslında onun da annesi tarafından orada bağlanmış ve çirkin bir suratı olduğu için dövülen bir çocuk olduğunu ve filmin sonunda onlara yardım ettiğini görüyoruz. Ve o canavar değilmiş aslında, bizden biriymiş oluyor. Böyle bir yerden de Alaaddin'in cinine de canavar demezsin. Çünkü o sana yardım etmeye geliyor falan filan. Üniversitedeyken okuduğunuz o kitabın adını hatırlıyor musunuz? Sevgili Billur, tam hatırlamıyorum ama yukarıdaki Embodying the Monster çok güzel bir örnek buna. Buna bu temaları anlatan birçok kitap var. Bunları hep örnekler vereceğiz derste. Tazmanya canavarı çocuk figürü olarak mı düşünülmeli peki? Yani evet. Şöyle, ben bu soruya cevaben değil de şöyle bir yerden yaklaşayım. Yine biraz Frankenstein'e getireyim konuyu. Arkadaşlar ben çocukken Frankenstein dediğim şey Fred Çakmaktaş'ın komşusuydu. Bilmiyorum bilenler var mı? Flintstones, Çakmaktaş izleyen var mı burada? Çakmaktaş izleyen var mı? El kaldırsın bakayım Çakmaktaş izleyenler fiziksel olarak. Var, yine var var. Eskiden izlemeyen olamazdı yani. Öyle bir şey olamazdı. Şimdi biraz jenerasyonla alakalı. Ve Çakmaktaş'ın komşusu Frankenstein diye bir adam vardı ve Frankenstein böyle karikatürize bir şeydi. Tamam mı? Ne zaman ki döndüm ben 1931'deki James Whale'ın Frankenstein'ını izledim veya kitabı okudum. Bu arada 2000'lerde Robert De Niro'nun canavarı oynadığı çok güzel bir Frankenstein uyarlaması da vardır. Kitaba daha sadık. James Whale'ın uyarlamasından daha sadıktır o. Onu izlediğim zaman dedim tamam, demek ki bu yüzdenmiş diye. Yani korku ve fantastik sinemanın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Özellikle korkunun. Bir korku öğesi, bir canavar çok ünlü olduğu zaman, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, çok iyi çalıştığı zaman, çok başarılı ve isabetli bir metafor olduğu zaman kendi içinde çok ünlü oluyor. Bir korku öğesi, bir canavar çok ünlü olduğu zaman da bir hamburgere dönüşüyor ve her yerde görmeye başlıyorsunuz. Ve her yerde görmeye başladığınız bir şey korkutuculuğunu yitiriyor. Korkutuculuğunu yitirdiği zaman da yavaş yavaş komik olmaya başlıyor. Yani bugün şimdi şuradan böyle böcek ayaklı bir adam girse içeri aşırı korkarız. Ama her gün onu evde görsek, onunla yaşasak, bu böcek bacaklı adam kapıdan geçerken kapıdan bacaklarıyla geçememesi bizim için ya güldürücü ya hüzünlü bir şeye dönüşmeye başlar. Böyle bir yerden aslında birçok bizim için şu an klişe olan Freddy, Jason, yok Chucky, yok Gulyabani bile, Gulyabani gibi bütün bu klişe canavarların özüne indiğimizde aslında orada ne kadar dehşet ve ne kadar yenilikçi, ne kadar özgürleştirici fikirler olduğunu keşfediyoruz.
Ve canavar dersi benim için, canavar konsepti böyle bir yerden çok değerli. Ve böyle bir yerden girdiğimiz derste yavaş yavaş işte biraz da şöyleydi, biraz da böyleydi, siz ne düşünüyorsunuz falan gibi ilerliyoruz. Bilmiyorum aranızda hiç fantastik sinema dersi alan var mı? Bizim geçen sezon beraber ders yaptığımız arkadaşlarımızın çoğu üniversiteyi bitirmiş, biraz daha master gibi yaklaşıyorlardı buraya. Genelde öyle insanlar hani bunun parasını verip maddi ve mani bir yerden, maddi ve manen bir yerden, zaman olarak falan bir yatırım olarak görüyorlar bunu. Çünkü o zaman hakikaten belli bir donanım gibi de oluyor bu ders. Ama yani hiç sinema okumakla veya sinema yapmakla alakası olmayan bir insan için de felsefe olarak ve hobi olarak çok güzel bir yerden etkili olacağını düşünüyorum. Burada çeşitli filmlerimize bakacağız. Buradan çeşitli filmlerimizi alacağız, inceleyeceğiz, üzerinde konuşacağız, benzer filmleri konuşacağız. Mega bir film tavsiyesine de dönecek tabii ki bu ders. Öyle. Bir dersi bu arada, geçen sefer 10 ders yapmıştık, bu sefer 8 olacak. Onun için biraz daha iyi tekrar şey yapmam, üzerinden geçmem lazım ama mesela ben bir dersi zombilere ayırmayı çok seviyorum. Zombilerle Madımak olayını, zombilerle Fransız İhtilali olayını, Nazi Almanya'sındaki bazı Kristal Gece diye bir gece vardır. O geceyle bazı zombi filmlerini böyle yan yana getirmeyi, eğer vampirlerden konuşacaksak yaşlanma korkusunu falan filan konuşmayı çok severim. Yan taraftaki sorulara bakıyorum biraz. Fiziksel olarak güzel canavar olabilir mi dermiş. Tabii ki olur. Bence Darth Vader çok güzel bir design mesela. Veya da çok güzel bir kadın düşünün veya çok yakışıklı Interview with the Vampire'daki Tom Cruise'u düşünün. Hani veya da bu Mads Mikkelsen'in oynadığı Hannibal'ı düşünün. Yani gayet güzel bir adam sonuçta. Tabii ki fiziksel olarak çok güzel bir canavar olabilir. Bence daha enteresanı kafa olarak çok güzel canavarlar da var. O zaman daha komplikeleşiyor olay. Bütün bunları konuşacağız arkadaşlar. İçimizdeki canavarı çıkaracağız. Alien, Giger, E.T., Under the Skin. Güzel yorumlar, güzel yorumlar. Peki, benim şimdilik bir giriş olarak söyleyeceklerim aşağı yukarı bu kadar. Bu minvalde tabii daha detaylı ve daha seyirci katılımlı bir yerden devam edeceğimiz bir süreç olacak. Aranızda benzer sinema dersi almış olanlar, onunla ilgili bir şey sormak isteyenler veya başka bir sorusu olan varsa bir iki soru alabilirim. Yan taraftaki chat dışında sesinizi de duyalım. Amerikan Güzeli'ndeki kadını canavar olarak Burak Şahin. Evet Burak. Hocam şimdi benim asıl sorum, bütün derslerimiz tam, teknik eserlerimiz, her şeyimiz elimizde var. Peki piyasaya, sektöre ne şekilde atılacağız? Bu işin içine nasıl gireceğiz bütün her şeyimiz tamamladıktan sonra? Şimdi iki türlü cevap verebilirim buna. Teşekkür ediyorum Burak. İki türlü cevap veririm. Bir, o sorunun muhatabı ben değilim. Ve de sektöre girmek istiyorsanız aslında ben çok iyi bir örnek değilim. Çünkü benden çok daha fazla para kazanmış ve daha kariyer olarak basamakları tırmanmış, her seferinde farklı bir şey yapan biri değil de daha böyle kariyer olarak üst üste koymuş birisinden bunun tavsiyesini almak daha iyi olur diye düşünüyorum. Benim kariyerimin bir şahsına münasırlığı var. Bu biraz bu sohbetlerden geçiyor aslında, bu muhabbetlerden geçiyor. Onun dışında bu tarz sektöre nasıl gireriz sorusu için biraz daha sektörün adamı insanlar olmalı diye düşünüyorum. Ben geçtiğimiz şeyde derse konuk arkadaşlar çağırıyordum. Mesela yardımcı yönetmenimi, Çıplak'taki yardımcı yönetmenimi çağırdım. Aynı zamanda reklamda da çok tecrübeli olan Batu geldi bize. Mesela bir reji ne yapar? Setteki çalışma nasıl olur? Ve bir rejiliğe, yardımcı yönetmenliğe nasıl adım atılır? Ondan sonra yönetmenliğe geçilir mi, ne yapılır falan onu anlattı. Başka bir ders, kısa film çekmiş bir çifti çağırdım. Geldiler, bir kısa filme nasıl hazırlanır onu anlattılar. Şimdi burada da öyle yapıp bir konuk çağırıp, Peri'nin görüntü yönetmeni Meryem Yavuz'u burada konuk edip veya benim reklamlardaki yapımcım Tolga Erener'i buraya davet edip, hani daha çok reklama girmek istiyorsunuzdur ki burada çok da reklama gitmiyorum hani. Veya daha çok efendime söyleyeyim yazarlık, senaryo yazarlığı yapmak istiyorsunuzdur. Ben burada Housewife'ı beraber yazdığım arkadaşım Cem'i çağırırım falan. Böyle konuklarla da
aslında Burak Şahin'in sorusuna cevap verebiliriz. Ama birebir aslında öyle bir şeyden çok, burada daha bir felsefe muhabbetiyle biraz böyle hani kendimizi donanımlama ve kafamızı bakalım dur ya içinden nasıl bir ilham çıkacak dersi bu. Öyle görüyorum ben. Teşekkür ediyorum Burak. Oğulcan? Şey, peki dönem sonunda böyle bitirme tarzında bir proje veriyor musunuz test adında? Daha verimli kılmak için öğrendiklerimizi. Vallahi geçen sefer verdiğimden daha fazla vereceğim. En az iki tane ufak görsel ve bir de yazılı bir şey olsun çok istiyorum. Ama sonuçta kompozisyon yazmayı öğrenmek, öğretmek, bir kısa filmi çekmeyi öğrenmek, öğretmek çok daha incelikli ve başka türlü bir iş. Ama bir yandan da geçen sefer öğrencilerden o kadar güzel işler geldi ki, o kadar mutlu oldum ki belli bir çıta koymadan, belli bir sınırlandırma koymadan özgür bir şekilde istersen şiir yaz gibi bir yerden olaya yaklaşıp size evet ödevler verip sonunda da öyle şeyler almak istiyorum. Bakayım sırada başka sorusu olan Bilur'un bir sorusu vardı ama Yakup. Merhaba. Merhaba Yakup. Merhaba, benim bu aksiyon filmlerinde bu aksiyon sahneleriyle ilgili bir sıkıntım var da sizin bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Bu genelde bu mesela Star Wars'ta 20 tane Stormtrooper 2 metre mesafeden bir adamı böyle uzun süre vuramıyorlar falan. Bu sahneleri izlerken ben böyle bir tek ben mi biraz böyle uyuz oluyorum, kapatasım falan geliyor. Çoğu aksiyon filminde de hala böyle. Yani bunları neden bu şekilde düzgün çekmiyorlar ya da niye bunu yapıyorlar? Sizin şöyle güzel soru Yakup, teşekkür ederim. Bir filmin aslında kendi içerisindeki tesadüf oranı diye bir şey vardır. Bu böyle altın oran gibi bir şey, tamam mı? Tesadüf oranı. Filmin kendini nasıl ele aldığıyla alakalıdır bu. Ciddi bir filmde, bir James Bond filminde adam 2 metreden değil de 4 metreden düştüğünde sana ulan olmadı bu dedirtir o. Ama mesela Bruce Willis'in Die Hard'ında veya Arnold Schwarzenegger'in True Lies'ında adam 10 metreden düşer, sen onu yersin. Çünkü o eğlenceli bir şekilde biraz kendiyle dalga geçiyordur, biraz karikatürizedir falan öyle bir yerden. Star Wars gibi filmlerde de demin de söylediğim aslında ciddi bir bilim kurgu değil de tamamen bir nasıl söyleyeyim, kendimi büyük bir Star Wars hayranı olarak söylüyorum bunu. Tamamen bir masal olduğu için belli bir mantık temelinden çok genel ahenk ve genel bir felsefe bütünlüğü olduğu için öyle bir yerde aksiyon sahnesinin kendi bir estetiği var. Oradaki lazerler o silahtan nasıl çıkıyor? İşte X-Wing ve TIE Fighter geçtiği zaman aslında Interstellar'daki gibi hiç ses olmaması gerek uzayda. Ama burada falan sesler çıkıyor. Mantıksız demiyorsun ama bir dakika diyorsun, bu böyle bir eğlence, ben bunu kabul ediyorum diyorsun. Eğer o film onu yeterince kendi içindeki tesadüf oranıyla belli bir çıtada tutabiliyorsa sen bunu seviyorsun. Eğer tutamıyorsa sen bunu sevmiyorsun. Tabii bunu söylerken bunu çok subjektif olduğunu, seyirciden seyirciye değiştiğini de göz önüne almak lazım. Kimisi sert espriyi sever, kimisi uzun espriden sıkılır gibi bir yerden. Hani bunun farklı şeyleri var. Bilmiyorum, tatmin edici bir cevap oldu mu? Yani. Yani Star Wars'daki o aksiyon sahnesini çeken adam orada hiçbir gerçeklik gütmüyor. Bir Roger Deakins'in 1917'de yaptığı gibi veya Saving Private Ryan'daki gibi bir gerçeklik anlatmak gayesinde değil sana. Orada çok şık Stormtrooper'lar, lazer ışınları, seslerle seni oyalama, eğlendirme, böyle biraz Luna Park'ta korku tünelinden geçirme şeyinde, anladın mı? Yani korku tüneline girdiğinde "Aa, ben ölmedim ki, bana zarar gelmedi ki" demiyorsun, anladın mı? Hani biraz öyle bir yerden. Benim de aşırı kıl olduğum bir detaydır. Teşekkürler. O zaman bir sonraki soruya geçiyoruz. Dersle de alakalı olan bir soru olabilir mi? Yetobay, seni almıyorum. Çünkü bir dakika, Erkin'i alıyorum, Erkin'i. Merhaba, sesim geliyor mu? Evet. Bir soru soruyorum. Ya ben şey soruyorum, yaklaşık birkaç ay sadece korku sineması izlediğim bir dönem olmuştu hayatımda ve şeyi fark etmiştim, son 10 yılın ya 15 yılın sevdiğim bütün filmlere baktığımda yönetmeninin aynı olduğunu ve yönetmenler olan ilgim buradan gelmeye başlamıştı. O kişi de şeydi, James Wan'dı. Hani çünkü sadece ses efektleriyle değil, hani tam kişiye dönecekken canavarın gelmesini beklerken o canavarın o anda değil de birazcık daha sonrasında gelmesiyle birlikte şaşkına uğratıyordu.
Ve bize bir bilgi veriyordu. O bilgiyle birlikte biz de o gizemi çözmeye başlamış oluyorduk. Ama o sadece iş dandik bir gizemi çözüp gitmek değil. Hem biraz çözüyorduk hem de biraz kalıyordu. Yani klasik korku sinemasının da biraz dışına çıkmış gibiydi. O Ed ve Lorraine Warren çiftliğiyle birlikte Conjuring'deki gibi. Ben onu hani şey yapacaktım. Şimdi amatör biri olarak bence çok güzel bir şey. Güzel de bir yer yakalamış. Ama şimdi siz bir profesyonel bakaraktan hani abi hani iyidir falandır ama sadece popüler yapıyor ya da işte sadece yani sanatsal anlamda sıfır mı diyorsunuz yoksa hakikaten çok iyidir mi diyorsunuz? James Bond özelinde mi soruyorsun soruyu? Evet. Valla ben James Bond'ın bir de şöyle bir şey var. Bu bütün konuştuklarımızın yanında biraz böyle söyledim ama işleyince daha iyi anlayacağız. Teknik kısımları da bayağı konuşuyoruz. Kamerayı nereye koymalı, nasıl kesmeli? Ben burada subjektif kendi fikirlerimi söylüyorum daha çok. Ve de böyle yerlerden James Bond'un çok usta olduğunu düşünüyorum. Satranç ustası gibi. Yani korku ama ben felsefelerini pek sevmiyorum filmlerinin. James Bond'un korku filmlerindense Fast and the Furious'larını daha çok tercih ediyorum. Müthiş bir yönetmen. Müthiş bir yönetmen. Çok benim tarzım değil ama bayağı saygım var kendisine. Ve yani bence Türkiye'deki dertlerden biri de bu arada hazır sen bunu söylemişken tıpkı 80'lerdeki Back to the Future filmlerinin yönetmeni Robert Zemeckis'in çok da böyle adamdan sayılmaması gibi bugün de James Wan'ın aslında çok adamdan sayılmaması ve sinema derslerinde sadece Avrupa sanat yönetmenlerine eğilme gibi bir şey var. Yani Türkiye'deki yönelim var. Türkiye'deki entelektüel ve bohem sinemacıların biraz böyle bir tavrı var. Bence senin gibi genç jenerasyon diyelim buna. Genç olmakla da alakası yok bence ama James Wan'a veya işte Denis Villeneuve'e daha çok ilgi besledikçe bence Türkiye'de de bu daha çok öne çıkacak. Biraz bu şeyle alakalı ya. Türkiye'de biraz bizim Türk kültüründe içerik çok önemli. İçerik çok önemli. O yüzden de style over content yani tasarımın içerikten daha önemli olduğu bir entertainment tarzı, bir eğlence tarzı, bir edebiyat tarzı. Türkiye'de çok karşılık bulmuyor gibi geliyor bana. Çok 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 usta işi olmadıkça tabii ki. Bunun bence büyük bir payı var. Robert Zemeckis ve James Wan gibi yönetmenlerin daha çok okutulmamasında Türkiye'de. Böyle bir yerden de ben hani bayağı şey yapmak istiyorum. Bunun sebepleri. Bunun hani dini, kültürel etkileri falan filan gibi bir yerden. Oralara da gireceğiz. Erkin teşekkür ediyorum. Sırada kim var? Arkadaşlar bak şu Yeto'yu alacağım. Çok enteresan birisi bu. Instagram'lara geliyor. Bizim dersimize gireceğini düşünmüyorum ama bakalım ne diyecek. Yeto Bay 13 ne haber? Merhaba Can Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın bakalım? Ben de iyiyim, sağ olun. Bir şey soracaktım. Toplum normlarının kırılması korku filmlerinde nasıl kullanılır? Yani bir insanı öldürmek bizim için normal değildir. Buradan da Jason çıkıyor mesela çünkü işte katil. Veyahut tecavüz edilmesi birine çok affedersiniz normal değildir. Ama korku filmlerinde kullanılıyor. Hani bunlar nasıl kullanılmalı veya neden bu kadar? Sevgili Yetobay 13. Bir şey merak ediyorum öncelikle. Senin ismin ne? Yetkin. Yetkincim. Sen gece yarıları da benim bütün Instagram'larımı falan takip ediyorsun. Çok merak ediyorum nasıl bir dünyan var. Benim birkaç tane daha böyle 13-15 yaşında çok ciddi takipçim ve de inanamadığım kadar enteresan, entelektüel filmler izleyen takipçilerim var. Ben 11 yaşındayım. Biraz küçüğüm ama. 11 yaşındasın. Güzel. Senle bunu Instagram'da konuşalım. Instagram'da sorulara devam et. Ama şimdi burada da geçiştirmek istemiyorum. Bir daha sor bakayım sorunu daha kısa bir şekilde sorabilecek misin? Toplum normlarının kırılması korku filmlerinde nasıl kullanılır? Teşekkür ediyorum. Toplum normlarının kırılması zaten aslında bir korku filminin olmazsa olmazıdır bence. Ve Türkiye'deki cin filmlerinde toplum normları asla kırılmadığı için hep toplum normlarının aslında galebe çaldığı için bence çok da buradaki seyirciler tarafından mesela çok sevilmediğini düşünüyorum. Çünkü bir ciddi bir korku filmi hani Amerika'daysa Amerika, Norveç'teyse Norveç'te, Mars'taysa Mars'taki kültüre dair, Mars'taki tavra dair çıkıntılık yapan ve isyan eden bir şey olması lazım. O zaman özgürleştiricidir. Bu punk rock gibi
rock'n'roll gibi. Yani rock'n'roll kendi sistemine biraz isyan edecek ki sen de oradan bir ders çıkaracaksın kendine gibi bir şey. Yani korku filmi isyankar olduğu zaman zaten güzeldir bence. O yüzden toplum normlarıyla çok güzel bir detay yakalamışsın. Sevgili Yetkin, teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ediyorum. Sırada Hanife Budur var. Hanifeciğim merhaba. Merhaba hocam, duyuyor musunuz beni? Evet, gayet iyi duyuyoruz. Ben şeyden bahsetmek istiyorum. Hani korku filmleri hep böyle karanlıklar, ucular gelir, sesler bilmem ne. Hani genelde korkutan unsurlar bunlar olarak bilinir. Ama en son mesela örnek vermek gerekirse Ari Aster'ın Midsommar filmini izledikten sonra artık korku filmlerinin biraz daha böyle aydınlık, daha cennet gibi, daha böyle uzak planlar. Hani genelde close-up'lar değil de daha uzak planlarla da verilebileceğini aslında gördük. Hani buraya evrilecek mi biraz da onu merak ettim. Şimdi Midsommar'dan çok önce 1973 yılına gittiğimiz zaman Wicker Man diye harika bir İngiliz filmi bizi karşılıyor. Ve Christopher Lee, dönemin İngiliz ünlü Dracula oyuncusu, daha sonra yıllar sonra da Star Wars'ta Count Dooku olarak karşımıza çıkan Christopher Lee'nin korku sinemasının gelmiş geçmiş en iyi, yani gelmiş geçmiş en iyi 10 korku filmi derseniz bana kesinlikle Wicker Man bir tanesi. Bunun geçtiğimiz 10 sene içerisinde bir tane Nicolas Cage'li rezalet bir remake'ini yaptılar. Sakın onu izlemeyin. Öncelikle Midsommar seven birisiysen bunu çok tavsiye ediyorum sana. Karanlık olmadan, aydınlıkta, tam da demin tarif ettiğin gibi illa yakın planlar, grotesk kamera dili olmadan, çok yalın bir kamera diliyle nasıl bir korku, bir dehşet anlatılır. Çok iyi bir örneği. Bence Midsommar'ın da zaten en örnek aldığı film diye düşünüyorum bu. The Wicker Man. Arkadaşlar şuraya da yazıyorum. Şu film çok daha fazla izlensin istiyorum gerçekten. Bu dediğin ne zaman böyle bir yere gidecek gibi değil. Bence hep var bu. Sadece çok tercih edilmiyor. Çünkü diğeri daha eğlenceli, daha korku tüneli gibi. Daha fazla insana hitap ediyor. Bu tarz filmler çok 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 iyi olduğu zaman anca alıcı buluyor ve de riskli tabii ki. O yüzden çok fazla yok ama bu, hatta Wicker Man'den de önceki örneklerini burada konuşmak mümkün tabii ki. O yüzden bu böyle bir aslında döngü. Bir yerden sonra mesela filmler çok fazla vahşete dönüyor. Sıkılıyorsun. Daha gerilimler başlıyor. İçinde vahşet olmayan. Ondan sonra biraz daha çok fazla gerilimden sonra çok sert bir korku filmi çıkıyor. Kan, dehşet. Biraz daha oraya gidiyor. Bu böyle her zaman dönen bir şeydir. Hatta hep de şöyle bir espri vardır. 10 yılda bir korku sineması artık öldü denir. 10 yılda bir sonra yeni bir film çıkar, tekrar patlatır denir. Bu mesela geçtiğimiz 10 sene içinde belki Testere'ydi. Ondan sonraki 10 sene içerisinde Blair Cadısı'ydı. Ondan önce 1970'lerin sonuna doğru yazın Jaws çıktığında bir anda canavar filmleri patladı falan gibi. Böyle devir daim bir durum. Teşekkür ediyorum Sarife. Sen gelmeyi düşünüyor musun derse? Yoksa sadece ben buraya mi katılmaya mı geldin? Bir Instagram live'a katılır gibi. Ben mi hocam? Evet. Ya ben daha birinci sınıfım. Aslında çok istiyorum ama daha sinema birinci sınıfım. Hani yeterli olabilecek miyim onu tam bilmiyorum ama çok istiyorum tabii ki. Okey. Ben senin özelinde sordum. Buradaki diğer arkadaşlardan da merak ediyorum. Yani buraya katılan 100 kişinin kaçı daha böyle meraktan katıldı, kaçı hakikaten katılmayı düşünüyor diye. O yüzden öyle bir sorayım dedim. Teşekkür ediyoruz. O zaman bir iki soru daha alalım. Ondan sonra sevgili Emre, yavaştan kapatalım mı? Veya tamamdır hocam, nasıl istersen. Tamam. Ahmet Vardar var sorusu olan. Nerede Ahmet Vardar bakalım? Buradayım hocam. Merhaba Ahmet. Merhaba. Şey, şimdi mesela sanat filmleri ya da bazı düşük, o kadar meşhur bir oyuncusu olmayan filmler. Evet. Yani meşhur olmayan... Her neyse işte, oyuncuları o kadar meşhur olmayan. Mesela sizin Peri filmini Cinemaximum'da bir sorun yaşamıştı. Bu neden böyle oluyor? Neden bu kadar az şeyleri var? Yani daha az gösterimdeler. Fantastik sinema özelinde mi soruyorsun onu? Yani genelde mesela... Yani evet. Yani oyuncusuyla...
çok alakası var aslında ama bir yandan hani çok hiç ünlü oyuncusu olmayıp da çok fazla kişiye ulaşan, ya bu sorduğun soru bambaşka dinamiklerle Türkiye'deki biraz hani böyle dağıtım tekeli olabilir, seyircinin çok basma kalıp şeyleri izlemeye alışması olabilir, biraz ülkemizdeki son 20 senede yaşanan korkunç kültür erozyonuyla alakası olabilir. Kapsamlı bir soru ama hani böyle biraz daha sektörel ve şey bir soru bence. Ülkenin siyasi ve ülkenin kültürel havasıyla alakalı bir durum bu. Ama dünyada da genel olarak sinemanın teknolojinin çok ilerlemesinden dolayı, cep telefonlarımızdan bile film izliyor olmamızdan dolayı sinemaya rağbetin azalması global bir problem. Sadece Türkiye ile ilgili, sadece Türkiye'de işte tekel, korsan, sansür, işte kültür erozyonu gibi mega mega başka problemler var üzerine. Biraz öyle düşünüyorum ben. Sağ olun hocam. Sen sağ ol. Evet, Chris. Chris Çağlayan. Hocam sesim geliyor mu? Yes. Hocam ben daha farklı bir soru soracağım. Ya yani daha 17 yaşındayım ve hani daha fantastikle mi başlasam yoksa daha normal gündelik hayattan mı başlasam onu bilemiyorum. Neye başlayacağım? Yani film çekmeye tabii ki. Kısa film falan. Tabii ki fantastikle başla. Fantastik. Bütün sinemanın, sanatın tepesi bence korku sineması ve fantastik sinema. Ben bunu hakikaten, bana sorarsan ben böyle cevap veririm tabii ki. Ama şöyle, biz sinema dersimizde önce şey yapardık. Sadece tek bir plan çekerdik. Hiç kamerayı değiştirmeden, hiç diyalog yok. Tek bir plan. 30 saniyeye geçmeyecek. Ne çekeceksin bakalım. O yüzden fantastik olsun mu olmasın mı hiç düşünmemek bence zaten işin keyfi. Ondan sonra mesela ikinci dersimizde sadece iki kere montaj kullanarak bir şey yapacaktık. Ben mesela bir tane kapıyı açıyor birisi, bir adam bir tane kadını dövüyor. Bu kadar bir şey yaptım sana. Bir aksiyon çekmek istedim orada kafamda mesela. O yüzden böyle kendini fiziksel limitasyonlar koy, sınırlandırmalar koy kendine veya da internette de bunun örnekleri çok var, böyle ödevler falan filan. Biz burada da böyle bir şeyler yapacağız. Ben her ders ufak tefek ödevler vermek istiyorum. Böyle bir yerden bakalım senin içindeki nereye evriliyor? Fantastik olsun mu olmasın mı diye hiç kısıtlama bence. Tamam. Yok, bir hocam şey demişti de önce gündelik hayattan bir şeyler çek sonra bilim kurguya dön falan demişti de o yüzden bir de bir size sorayım dedim. Yani işte şeye benziyor. Ya sen önce bir normal klasik gitarla başla, sonra elektro gitara geçersin. Yürümeyi öğren sonra koş gibi. Evet, baştan koşabiliyorsan koş. Tamam, sağ olun hocam. Berdan Kan. Evet, merhabalar. Merhaba Berdan. Şey soracaktım ben. Ben böyle vampire nasıl baktığınızı merak ediyorum. Çünkü şöyle bir şey birinden dinlemiştim. Orta çağdaki soyluların aktarımıydı diye. Siz de böyle düşünüyor musunuz ya da nasıl düşünüyorsunuz? Hani güneşe çıkamamaları, beyaz ten gibi bir yerden. Valla vampir edebiyatının içinde kesinlikle bu dediğin var. Yani o kan emme şeyi de hani köylülerin veya fakirlerinkini emme gibi, emeklerin her şeyini yani. Bir dakika, burada çok... Ha. Benim en sevdiğim, en böyle az bilinen vampir filmlerinden biri George Romero'nun Martin filmi. Böyle not alalım. Filmin adı Martin ve de zombi edebiyatının en önemli ismi, zombi edebiyatını başlatan, Rönesans yaratan adam George Romero. Bir tane de vampir filmi çekiyor kariyerinde. Bütün Night of the Living Dead, Dawn of the Dead, Land of the Dead filmlerinin yönetmeni olan Romero. Bir tane vampir filmi çekiyor ve ben bu vampir filmini çok seviyorum. Vampir sinemasına dair kocaman bir ders ayırabiliriz. Ben geçen ders mesela zombi sinemasına kocaman bir ders ayırdım ama belki bu sefer biraz daha masal bilmem ne yerine onu biraz vampire de götürebiliriz. Vampir işte her türlü soyluluk, alt taraftakilerin kanıyla beslenen üst taraftaki küçük bir zümre, daha uzun yaşamak, daha uzun yaşamak adına bu dünyadaki bazı şeylerinden vazgeçmek gibi temaların... Evet, kendi hatta hayatını devam ettirmek için başkalarının hayatına son verme
gibi de bakabiliriz tabii, bence. Tabii. Yani bence sonsuz hayat özlemidir yani vampir edebiyatının çıkışı. Ve ama hani, burada başka arkadaşlarımız başka şeyler de söylerler. Hani Only Lovers Left Alive da çok sevdiğim başarılı bir film değil mi? Evet, evet. Bizim Çıplak'a beraber yazdığımız Merve Göntem'in en sevdiği filmlerden biri. Hatta Only Lovers Left Alive diye dövme yaptırdı daha iki hafta önce. YouTube kanalında iki hafta değil ya, bir aydır karantinadayız. Unuttum ya, bir aydan önce. Vakit çabuk geçiyor. DVD'si var mı peki sizde? Only Lovers Left Alive'ın mı? Evet. Hayır, yok. O kadar sevdiğim bir film değil benim ama sinemada gitmiştim, bayağı keyif almıştım. Birisi hediye ederse de keyifle kütüphaneme koyarım. Ama benim peşinden gidip bulup kütüphaneme ekleyeceğim kadar hayran olmamıştım ama severim. Evet, evet. Yani ben zombi filmlerine, vampir filmlerinden daha çok böyle tutkum var. Öyle bir yerden belki de. Teşekkür ettim size. Ben teşekkür ettim. Evet, son soruyu alıyoruz arkadaşlar. Son soru. Kim sormak ister son soruyu? Fiziksel olarak el kaldırırsa buradan görebilirim. Doğukan var, el kaldıran. Başka kim var? Başka kim var? Başka kim var? Yetkin var. Yetkin, sana sorduk zaten soruyor. Sen 11 yaşındasın zaten. Doğukan'a soruyoruz. Nerede Doğukan? Dur bakayım. Aa, şeyini kaybettim. Dur, sağ taraftan bakayım. Doğukan, o zaman buradan şeyden el kaldır. Dijital olarak. Çünkü kareni kaybettim. Selam. Merhabalar. Hocam şeyi soracağım. Şimdi bizim kültürümüzde, toplumumuzda böyle bir ön yargı var. Fantastiğe ya da bilim kurguya karşı yerli yapımlarda işte Türk'ten vampir olmaz, Müslüman'dan canavar çıkmaz tarzı bir insanlara da bir inandırıcılık problemi yaşıyoruz. Belki işlerin kalitesiyle de alakalı olabilir yerli yapımların ama genelde kültüre yerleşmiş bir durum söz konusu sanki. Bu nasıl kırılabilir insanlar? Yani yabancı bir yapım izlediğimizde gayet böyle kendimizi teslim edip izliyoruz ama yerli bir yapım önümüze geldiği zaman ya hadi ya deyip sallıyor insanlar. Yani bu algı nasıl yok olabilir? Ya arkadaşlar, ben mesela bizim ülkede 20 yıldır bir türlü düzgün yapılamayan, daha doğrusu beni tavlamayan diyeyim, cin sinemasının harika bir örneğini İran'da gördüm. Ve de hemen onu da tak diye çıkartayım şimdi size. Bu Netflix'te, Netflix Türkiye'de vardı bir ara, artık yok galiba ama bu, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Under the Shadow, gölgenin altında. Ve adamlar cin filmi yapmış ve bayağı harika. Ama neden? Bir politik alt metni var. Bir felsefi alt metni var. Sadece bir tane böyle bilmemlerdeki bir tane hikayeyi duyup bir iki tane makyaj yapıp peşinde koşmamış. Gerçekten yürekten severek yapıldığı zaman, hissederek yapıldığı zaman ve de bir edebi değeri olduğu zaman bence karşılık bulacak daha çok. Bir kere Türkiye'de daha fazla korku edebiyatı lazım. Kitabı lazım. Kitap. Yani ben kitap uyarlamak istiyorum mesela. Bulamıyorum tam istediğim gibi bir şey. İlla vardır. Ben kaçırıyorum. Çok da aşırı okuyan biri değilim yani. Bayağı yani okurum ama çok da aşırı. Yani film izlediğim kadar kitap okumuyorum. O yüzden kaçırıyorumdur yani. Sizde de bildiğiniz birileri varsa lütfen söyleyin. Ama Türkiye'deki korku sineması ve fantastik sinema sadece gişede para yapmak üzerine yapılıyor. Ve gişede para yapmak Türkiye'de o kadar işin ruhunu mahveden bir şey ki, siz herhangi bir işin içine ekleyeceğiniz en ufak bir enteresanlık, bu yabancı filmlerdeki gördüğünüz sizin hoşunuza gidecek en ufak ters köşe bir şey, burada seyircide ters tepeceği için, tepki çekeceği için, sansürleneceği için yapılmadığı zaman, o zaman ortaya aşırı dandik, peksimet gibi şeyler çıkıyor. Bence onunla alakası var biraz. Peki kültürün getirisi olan durum, yani işte din, yaşayış vesaire. Şimdi bazı yapımlarda Yunan mitolojisinden birçok unsur görüyoruz. Harry Potter'da bile var yani bir sürü. Yani bak, o yüzden İran cin filmini örnek verdim. Yani bizimkine çok yakın bir kültürden çıkmıştır bu. Ama şöyle bir fark var arada. İran'dan Londra'ya gitmiş, Londralı bir çocuk yapmış bu filmi. Yine İran'daki insan bunu yapamaz. Biraz onunla alakası var. Yani bence bizim kültürümüzden de tabii ki korku hikayesi çıkar. Bir muhakkak çıkar. Ama harika biz çıkar. Ne zaman, hani asıl sormak istediğim şey şu. Yani bir vampir hikayesi bizden
neden çıkmasın güzel bir vampir hikayesi? İşte bu ders sonunda aranızdan birinden çıkacak işte. İnşallah. O yüzden yapıyoruz bu dersi. Yanlış mıyım Veysel Hocam? Kesinlikle hocam. Haklısın. Aynen öyle. Aynen. Peki Doğukan, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman herkese unmute yapalım mı? Bam diye bir anda. Aradan ses geliyor mu? Ses geliyor mu? Ses. Teşekkür ederiz hocam. Dur, herkese tekrar bir mute yaptım. Son kelimelerimi söyleyeyim bari. Çünkü bir anda okul çıkışı gibi oldu. O zaman çok teşekkür ediyorum. Derse gelmek isteyenlerle burada pazartesileri saat 2'de zaten Veysi detayları Instagram'a da yazacaktır. 8 derslik bir şeyimiz olacak. Hem sohbet hem her ders ufak bir biçimsel ödev vermek istiyorum. Hem biraz bir şeyler yazalım istiyorum. Evde oturduğumuz bu zamanları keyifli bir şeye çevirelim ve biraz da birbirimizden etkilenerek bu 8 ders ne yapacağımızı ayarlayacağımız için kimlerin katılacağı, ne kadar katılacağı çok önemli. Bu aşağıda da Son Nesil diye bir kitap önermiş birisi. O Son Nesil'e de bakalım, merak ettim. Şimdi Google'larım ben onu. Biçimsel ödev ne demek diye soru gelmiş. Geldiğinizde onu konuşacağız. Herkese teşekkür ediyorum. Veysi, söyleyecek bir şeyin var mı? Ben de teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Tüm detaylar web sitesinde var. Hafta hafta hangi gün hangi dersler var, ne zaman başlıyor. Oradan bakabilir arkadaşlar. Biz haftaya pazartesi başlıyor muyuz? Başlıyoruz hocam. Haftaya pazartesi başlıyoruz. O zaman izninizle zili çalıyorum. Çalacağım. Teneffüs. Allah Allah. Teneffüs. Şey için teşekkür ederiz hocam. Hocam saygılar. Seviyoruz sizleri. Hocam saygılar. Teşekkürler. Teşekkürler Gökay. Seni mute edeceğim. Evet, kaçtım ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Eleger. Eleger. Güzel ya ders. Güzel ders. Güzel. Kim diyor sana bedava mı? O hiç neye bağlı? Ali nerede? Ali, ben göremiyorum. Ya gördün mü orada? Görmedim. Ha, ben tahmin ettim ben. Yok ama böyle şeyler yapıyor. Ben şöyle iki aydın. Çekil. Arkadaşlar, bir zeytin.